Evet, az önce söylediğimiz gibi sevgili seyirciler, önümüzde bir seçim daha var. Önemli bir seçim daha var ve biz de bu seçimi konuşacağız. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan bizimle beraber. Hoş geldiniz Yahya Bey. Daha önceki yayınlarımızda sıkıntıları konuşmuştuk. Birçok sıkıntınız var. Muhasebecilerin özellikle çok sıkıntıları var. Oda olarak var. Ama cumartesi günü de bir seçim var. Değil mi? Şimdi seçimi biraz konuşalım. Hem 32 bin üyeniz var. Evet, 32 bin açtık şu anda. Açtınız. 32.500 civarında. Ne kadar bir çok? Katılımın en yüksek olduğu oda seçimlerinden biri bu. Geçen seçimde %50 bir katılım oldu. O zaman 28 bin üyemiz vardı. 14 bin kişi katıldı. Ama bu seçimde en az 20 bin kişi katılacağını. Neden bu seçimde bu kadar çok katılım olacak? Şimdi geçen seçimle bu seçim arasında fark şu, bizde ilk defa hiçbir meslek odasında olmayan bir seçim sistemi getirildi. Nispi temsil adı altında. Biz 2010 seçiminde tabanımıza nispi temsili anlatamadık. Herkese şöyle bir kanı vardı. Nasıl olsa Arıkan ve arkadaşları bu seçimi aldılar görüşüyle. O gelmeyen 14 binin en az 12 bini gelmiş olsa biz oy verecek olan insanlardı. Ama biz iyi çalıştık. Tabii rakiplerimiz de çalışıyor ama biz sürekli çalışıyoruz. Biz seçimden seçime değil diyorsunuz. Onlar seçimden seçime çalışıyorlar. Zaman zaman SMS atıyor arkadaşlar. Ciddi bir ekiple çalıştık. Bu çalışmamızın sonucunda katılımın çok yüksek olacağını bekliyoruz. Yani en az 20 bin altında kişi olacağını zannetmiyorum. Bir de sıkıntılarımız var. Hakikaten büyük haksızlıklar var. Bir de nispi temsil. Şu nispi temsili bir anlatalım başkanım. Şimdi bir kere. Yani nispi temsil herkesin liste, eskiden liste seçimi oluyordu. Siz listenizi çıkartıyordunuz. Başka gruplar da listelerini çıkartıyordu. En çok oy alanın listesi seçimi kazanmış oluyordu değil mi? Bu böyle yapıldı. Aynen öyle. Şu anda hiçbir meslek odasında, hiçbir dernekte, hiçbir vakıfta, sadece mali müşavir muhasebe camiasının dışında hiçbir kesim böyle bir seçim sistemi yok. Şimdi ne özelliği yapayım? Şu, aslında demokratik bir gözüküyor. Yani grup oluşturmuş insanlar, kendini ifade etmeleri gerekiyor. Ama bu ifade etmelerin yeri yönetim değil. Yani nedir? Seçime kaç grup giriyorsa, aldıkları oy oranında, işte önce 9'a bölünür, bölüne. Mesela 2010 seçimlerinde 6 kişi bizim listemizden yönetime girdi. 3 arkadaşlar da diğer gruptan girdi. Şimdi 3 yılın muhasebesine bakıyorsunuz, mesleğe, ülkeye nedir katkısı diye, inanın hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Tam tersine bir kaostan başka bir şey yaratmıyor. Kararları oy birliğiyle almak yerine oy çokluğuyla almak zorundasınız. Oy çokluğuyla alıyorsunuz. Sürekli şerhler konuluyor. Meslek adına şerhler olursa hiçbir itirazım da buna da yok. Muhalefet ama, yani. Muhalefet. Evet. Ama asıl önümüzü şu, üye sayısı az olan odalarda ciddi bir kaos oluşuyor. Yani bizi izleyenler şöyle algılaması lazım. Nispi temsil bir yönetim sistemidir. Bu yönetim sistemi parlamentodan başlaması lazım. Şimdi meclise milletvekilleri seçiliyor. Siyasi partilerin grupları var. Ülkeyi kim yönetiyor? Hükümet yönetiyor. En fazla oy alan parti kimse o yönetiyor. O zaman şunu soruyoruz. Diğer partilerde bakanlık olaraktan yerden aslında aldıkları oy oranı. Orada var. Yok. 30 Olmuyor. Bakanlık var mesela. Evet, 30 bakanlık var. Yani %70 oy alan bakanlıkların %70'ini alsın. %30 oy alan da %30'unu alsın. Böyle yönetilir. Yani son seçimde AKP %50 oy aldıysa %50'sini AKP almalı bakanlıkların. %30'unu CHP almalı. %20'sini MHP almalı. Her neyse %10'u da BDP şeklinde böyle bir bakanlık oluşması lazım. Ama orada yok. Nerede? Bizde var. Ve inanın Celal Bey öyle bir kaos yaşandı ki 40'tan fazla odada seçim yapıldı. Çıkmaza girdi odalar. 3 tane yerde, şimdi küçük yerlerde dargınlıklar daha fazla olabiliyor. Hı hı. 50 kişi, 60 kişi grup kuruyor. Birçok ilde, örneğin Erzurum'da 2-2-1 başkan seçemiyorlar. Van'da 2-2-1 başkan seçemiyorlar. Ya buna gerek yok. Bu böyle bir seçim sistemi. İşte biz bu seçim... Şöyle şimdi 2-2-1 olunca en güçlü adam bir olan adam oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani o kimi oluyor. Desteklerse anahtar, o... Anahtarı oluyor. Evet. Bu beni seçim başkan diyebilir yani. Bu seçim aslında nispi temsilin iflas ettireceğini götürecek olan bir seçim olacak. Çünkü İSMO üyesi aydın bir kesimdir. Yapılan çalışmaları görmekte.
Şimdi bir de ben muhalefetin arkadaşlara bakıyorum. Hiç mesleğin geleceğini konuşmuyorlar. İşte deyimimiz belden aşağı olaylarla acaba insanların kafalarını bulandırmış şekilde bir süreç izliyorlar. Bunlar bilim tutmaz. Biz kendi iş sorunlarımızı görsel ve yazılı medyada tartışmak değil. Ha şunu anlarım. Bir hata yapmıştır, bir yanlış yapmıştır. Bunu her yerde konuşursunuz. Onlara da gerek yok. Niye gerek yok? Mali müfettişleri 3 yılda 3 defa incelemişler. Genel kurula 2 ay kadar tekrar o da incelemeli. Yani bir eksimiz olsa çıkar adam zaten ipi çekmek adına geliyorlar. Ben gelişlerin nedenini çok iyi biliyorum. 3 defa tefsitten geçiyor. Orada en ufak bir kusur bulmayan bir noktada. Zaten yönetimde de 3 tane adamları yok. 3 tane adamları var. Yani geleceği konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz 23 yılda sizlerin de takip ettiği gibi ki sizin yıllar önce hiç unutmam bir yazınız vardı köşenizde. Arıkan ve arkadaşların ayak sesleri diye. Evet ben asla tek başıma hiçbir şey yapmadım. Bir ekiple bugüne kadar geldik. Ve şunu gururla söyleyebilirim ki 23 yıl önce yola çıktığımız zaman bu mesleğin bir oturacak masası sandalyesi yoktu. Bugün Türkiye'de saygın odalardan bir tanesini yaptım. Bu birinci nokta. Hem oda olarak hem de meslek olarak. Ya muhasebeci deyince biz sizinle ilk tanıştığımız yıllarda muhasebeci patron adına vergi kaçıran, patron adına işte gayri resmi işleri takip eden bir isim olarak algılanıyordu. Şimdi farklı. Çok farklı bir noktaya geldi. Çok kısa sürede farklı bir noktaya ve geldi. Bu 23 yıllık bir sürede oldu. Evet. Bakın ilk defa sizin programınızda bir rakam vereceğim. Böyle rakamlarla uğraşıyor arkadaşlar. Tabii sizin işiniz o. İşimiz de bu. Zaten biz raporları o yüzden hazırlıyoruz. Biz raporları okuyoruz aslında. Rakamları okuyoruz. Rapor haline getiriyoruz. TÜİK'in verilerini en iyi biz okuduğumuz için o rapor haline getiriyoruz. Bakın bir rakam vereceğim. O kadar çok şey imza attık ki bunu büyük bir mutlulukla belirtiyorum. Ama en önemlisi meslek mevsiminin sırtından para kazanmasını engelledik. Bir rakam vereceğim. 400 trilyon eski rakamda. Şimdiki 400 milyar mı yapıyor? Evet. Şimdi 23 yılda 350 binden fazla insanlara yetmişiz. 1 lira para almadan. Bunun rakamı en az 100 trilyon. Seminerler yapıyorsunuz evet, değil mi? Hepsi bedava. İki, bir enflasyon muhasebesi çıkmış. O zaman çıktığı zaman 4000 dolardı bir program. 50 bin tane yaptık, Türkiye bedava dağıttı. Etti ki. Bir bağımsız denetim eğitimi yaptık ki, birkaç cümle konuda söylemek istiyorum. 15 bin kişiye ettik. Şimdi bunu 3000 liraya üniversitede bu eğitimi yaptığını kalkıyorlar. Etti 30 trilyon. Süreli yayınlar vardı. Lebip ve Halkın, Süreyya'ya benzeri yayınlar. Ben 10 yıl önce yılda 4-5 bin lira para ödüyordum bu yayınlara. Bu yayınları kimse şu anda kullanmıyorlar. Ve son olarak da yayın alıyordu insanlar. İşte mevzuatı takip etmek için. Mevzuatı takip yayını. Biz bunları bedava çıkartıyoruz. Ve son olarak da bir teknoloji eğitim verdik üyelerimize. Bu Windows, Excel vesaire. İnanın 7 yıl önce bunun piyasa bedeli 1000 liraydı. Biz hem piyasada rakamları aşağı çektirdik. Hem de bugün o eğitimine 9 binden fazla arkadaşımız katıldı. En az 10 milyon lira, 10 trilyon lira yine meslektaşın cebinde kaldı. Yani burada küçük hesaplarla geleceği görmezseniz hiçbir mesleğe yararınız olmaz. Bu birinci nokta. İkincisi yine siz de takip ediyorsunuz. Meslek odaları siyaset yapmalı ama neyin siyaseti? Mesleğin siyasetini yapmaları gerekiyor. Evet. Bir siyasi partinin arka bahçesi olmaması gerekiyor. Hangi hükümet olursa olsun onlar eşit mesafede olması gerekiyor. Ama maalesef bir grup arkadaşımız bir siyasetin arkasında meslek odası üzerine doğru geliyorlar. Bu doğru değil. Bu sağlıklı bir yaklaşım olarak ben bunu görmüyorum. Biz 23 yılda bizi izleyenler çok iyi biliyorlar ki İSMO'da o kapıdan içeren herkes bizim üyemiz oldu. Düşünce ayrımı yapmadık, inanç ayrımı yapmadık, siyasal ayrımı yapmadık. Çünkü bizim görevimizdi bu. Şimdi bunlar unutulmuş. Anlayamıyorum ne oluyor İSMO üzerine bu kadar büyük bir baskılarla üzerimize doğru geliyorlar. Bırakın ya siyasetçi kendi işini yapsın. Meslek örgütü kendine düşen görevleri yapsın. Yani olması gereken bu söylediğiniz şeylerin en önemlisi tabii yani burada meslek mensuplarına siz çok önemli işte onların gelişmesi doğrultusunda mesleğini daha iyi yapması doğrultusunda çok önemli imkanlar sunmuşsunuz. Bu
sizin meslek içi tarafınız. Yani o sizin mesleği ilgilendiriyor. Ama esas olan burada Türkiye'de muhasebe sistemi ya da mali sistem bu yaptığınız çalışmalarla kolaylaştı, anlaşılır hale geldi. İnsanlara çok faydalı hale geldi. Yani artık sistemi bilişim imkanlarını kullanarak tutmaya başladı. İşte maliye ile ilişkileri bilişimi kullanarak yapmaya başladı insanlar. Yani Türkiye ekonomisine de katkı sağladı diye düşünüyorum, yanlış düşünmüyorsam eğer. Yani esas tarafı herkesi ilgilendiren tarafı. Tabii sizin mesleğe de gelişmesine katkı sağladı ama Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladı bu gelişmeler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bizim gelecek diye. Yani vergi gelirlerinde artış varsa, verginin tabana yayılmasında nispeten iyileşme varsa bu gelişmelerin sayesindedir diye değerlendiriyorum. Şimdi biz Celal Bey, siz de biliyorsunuz her türlü kurumla sorun çözümde bir diyalogla çözmeye çalışıyoruz. Bizim iki tane görevimiz var. Bir tanesi meslektaşın sorunları. Meslektaşın her türlü yaşadığı sorunu raporluyoruz, ilgili kurumlara aktarıyoruz. Bunu kimi kurum çözüyor, kimi kurum çözmemeye çalışıyor. Ama çözen, diyalog içerisinde kurumlardan çok güzel ifade ettiniz, Türkiye yarar görüyor. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Vergi sorunu. Bunu ancak biz de çözebilirler. Ama bunu çözmeleri için bizimle iyi bir diyalog içerisine girmeleri gerekiyor. Biraz önce ifade ettiğiniz, bakın bir zamanlar maliyenin yaptığı işler vardı, SGK'nın yaptığı işler vardı. Kim yapıyor bunu? Biz yapıyoruz şu anda. Eskiden beyanname almak için vergi dersine gider, tahakkuku ayrı alırdınız. Gelirdiniz, vadesi geldiğiniz vezni ödemi ayrı giderdiniz. Kim yapıyor bunları şu anda? Bizim meslektaşımız yapıyor. Oturduğu yerden ve devletten 1 lira yardım almadan bunları yaptı. Şimdi bakın burada gelecekle ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Bu meslek tüm dünyada çok önemli bir meslek. Çok itibarlı bir meslek. Türkiye'nin bir yere gitmesinin yolu bizim mesleğimizden geçiyor. Biz de bununla ilgili 3 tane temel hedefimiz var. Yani bu hedefler gerçekten tüm siyasi iktidarları buna sahip çıkmaları gerekiyor. Bunlardan bir tanesi serbest çalışan meslek mensuplarımızdır. Bugün İstanbul'da 14 bin tane büromuz var. Kimi arkadaşım 10 metrekare bir büroda hayatını sürdürüyor. Kimi arkadaşlarımız 2000 metrekare büyük plazalarda sürdürüyorlar. Uluslararası ayakları olan büyük muhasebe şirketleri var. Nasıl bu kadar büyük bir fark olabiliyor? Tabii bu bir süreç meselesi. Bakın biz 23 yıllık bir meslek örgütüyüz. Baro 130 yılını aşmış vaziyette. Biz 23 yılda ben ilk bu işe başladığım zaman han köşelerinde insanlar bu işi yapıyorlardı. Hanlardan çıktılar, dairelere taşındı insanlar. Bizim iddiamız ve hedefimiz şudur. Serbest çalışan meslek mensuplarının İstanbul'da 14 bin büro yerini 1000 tane büroya dönüştürebilirsek, yani tek başına değil, güçlerin birleştiği, kurumsal yapıların kurulduğu, müşteri bizden artık sadece kayıt tutmak beklemiyor. Yol beni geliştir diyor. Beni diyor reklam edebilir. Evet, yol göster diyor. Bu da nasıl olacak? Tek başına bu iş olmaz. Şu anda bizim bu konuda altyapımız var. Oda olarak, ekip olarak altyapımızı kurduk. İstiyoruz ki insanlarımızı güçlerin birleştiği kurumsal bir yapıda bir sürece hazırlama konusu. İkinci, bağımlı çalışan arkadaşlarımız var. Bakın şirketlerin, önemli muhasebe şirketlerinin hepsinde meslek mensuplarımız çalışmak. Artık tüm firmalarda, yani belli bir cüre aşan tüm firmalarda ruhsatlı meslek mensuplarımız çalışması gerekmekte. Ve bunların bir eksikliği var. Avukat her yerde ünvanını kullanabiliyor, doktor kullanabiliyor. Maalesef benim meslektaşım bir iş yerinde bağımlı çalıştığında SMM ünvanını kullanamıyor. Biz bunu mutlaka çözmek zorundayız. Son olarak Celal Bey, üçüncü nokta gençler konusu var. Bakın ben gençler konusu olduğu zaman tüylerim diken diken oluyor. Bir mesleğin geleceği gençlerdir biliyorsunuz. Ama ne yaptılar? Özellikle bu işe aday olan arkadaşlarım sırf çıkarlarından dolayı kapalı kapılar ardında gençlerin önünü kestiler. Ne oldu gençlerin? Şudur. Şimdi bakın 22 yılını bitiren bir genç, üniversiteyi bitiren bir genç bizim mesleğe girebilmesi için önce staja başlama sınavına giriyor. Sonra 3 yıl staj yapıyor. Sonra yeterlik sınavına giriyor. Gözetim kurumu diye bir kurum oluştular. Yok efendim bunlar yetmez. Tekrardan sen 3 yıl daha staj yapacaksın. Tekrar sınava gireceksin diyor. Bu adaleti değil. Bu vicdan ilgili olan bir nokta değildir. Neredeyse stajyerlikten emekli olacak adam. Neredeyse, yani böyle bir şey olabilir mi? Bu 3 nokta mesleğin geleceği anlamında son derece önemli. Tabii o kurumsallaşma, güçlerin birleşmesiyle haksız rekabetin önlenmesi, yazılımımız, zaman endeksi, ücret tarifesiyle bu sorunları aşacağız ve iddiamız şudur. Bakın
Türk Ticaret Kanunu bir sürü ötelenmiştir. Ama göreceksiniz, Türk Ticaret Kanunu'nda şirketler de bizim gibi yeniden yapılanacaklar. İşte hayat startı olan firmalar ortadan kalkacaktır. Eğer ticaret yapan şirketler kurumsallaşmadığı takdirde geleceğimin adımlarla yürümesi söz konusu değil. Onlar kurumsallaşmadan Türkiye'nin yapması gereken, ki hatırlarsınız TTK'da savunduğumuz bir olguydu, şeffaf, hesap verebilir, denetlenir bir Türkiye kurmanız gerekiyor. Ve bu anlamda denetim son derece önemli olacak. Denetlenmeyen bir iş yerinin geleceği görmesi mümkün değil. Olayı vergi açısından bakmayın, gelecek açısından bakın. Her türlü eksiğinizi, fazlanızı o denetim süreciyle ortaya çıkardığınız zaman bir, sizin finansal tablonuz güvenilir finansal tablonuz olur. Hem yatırım yapanlar açısından her yönde. Mecburiyeti var mı şirketlerin muhasebeciyle çalışma mecburiyeti? Şu anda yok. Şu anda peki yok. Peki olması gerekmez mi bu noktada? Biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Kesinlikle olması gerekiyor. Şimdi beyannameler bizim tarafımızdan gönderiyor. Burada bir sorun yok. Özellikle defter tutan firmaların tüm beyannameleri ister iş yerinde bağımlı çalışsın, ister serbest çalışsın bizim tarafımızdan gönderiliyor. Ama şirketlerde de özellikle önemli kilit noktada olan bu işin başında ruhsatlı meslek mensubunun olması gerekiyor. Ha şu oldu, 23 yılda ne oldu? Eskiden böyle ruhsatlı meslek mensubu tercih kavramı yoktu. Şu anda ciddi firmalar mutlaka bünyede ruhsatlı meslek mensubunu çalıştırıyorlar. Ama bu bir zorunlu hale gelmesinde büyük bir yarar var. Peki Yahya Bey, 25-26 Mayıs'ta olacak. Ne kadar aday var şu anda? Kaç bu... liste? Evet. Liste mi olacak? Nasıl olacak? Şimdi yarışta. Tabii 4 grup girecek gözüküyor. Grup olup olmayacağını genel kurdan sonra değerlendirmeniz lazım. Neden? Bir grup olduğunuz zaman en azından iddialı bir şekilde oy almanız lazım. 100 kişi İstanbul Semim Odası'ndan bahsediyorum. 32.500 üyesi olan bir odada eğer 100 tane oy alıyorsunuz, siz grup değilsiniz. Ona grup denmez. O oyları bölmekten başka bir şey değildir. Bana kızıyorlar arkadaşlarım. Çünkü diğer arkadaşlarımız da demokrat arkadaşlar. Hiçbir itirazım yok. İki grupta hayatın birçok alanına birlikte baktığımız arkadaşlarımız. Ama onlar farkında olmadan birilerinin değirmenine su taşımaktalar. Benim inancım şu. Siz onların yine... tabanı, bakın onların tabanı Pınar Hanım. Sandığa mesela giderken, Demokratik Değişim Grubu. O mesela bu onlardan birisi diyorsunuz. Evet. Bir de Ulusal Muhasebeciler var. Ulusal Muhasebeciler. Yeni bu seçimde. Başka diğer grup kim? Bir de Meslek Birlik var bizim rakibimiz. Ana iki biz, şey var. İki gruba da hem Demokratik Değişim Grubu'na hem Ulusal Muhasebecilere yine bana kızacaklar ama gelin güç birliği yapalım dedim. Reddettiler. Genel kurula 3 gün kala bu iş olmaz dediler. Saygı duyuyorum. Sadece ben diğer gruba da söylüyorum. Meslekli bile de söylüyorum. Herkes birbirinin yüzüne bakacak şekilde siyaset yapsınlar. Çünkü bu oda bizim. Seçim bittikten sonra o kapıdan içeri birlikte gireceğiz. Birlikte tabii. Yol siz yürüyeceğiz. Aynı ben aslında diliyorum. Ortak dışında, bir misyon var sonuçta değil mi? Yani bu odanın haklarını elde etmek için üyelerinin haklarını, meslek gruplarının, meslektaşlarınızın haklarını elde etme noktasında önemli bir misyonunuz var. Yani herhalde bu misyon da ortaktır diye düşünüyorum. Dört grup içinde. Aynı düşünüyorum. Ama seçim sendrom nedeniyle bazı arkadaşlarımız yanlış ve yalan üzerine siyaset yapmaktalar. Bu bize yakışmıyor. Bakın bizde her şey genel kurul kararıyla olur. Ve genel kurul onaylamış olduğu bir bütçe vardır. Bu bütçe dışında attığımız bir adım var mı? Bizim yok. Bu kadar net bir şey söylüyorum. Dolayısıyla bunlar otururuz, genel kurulda konuşuruz, artısını, eksisini, fazlasını, ama bunları hiçbir eksiklik olmayan bir boyuta kamuoyunu rahatsız etmenin ben bir yararını görmüyorum. Yani biz burada çok güzel ifade ettiniz. Çok önemli bir mesleği sürdürüyoruz. Bu mesleği sürdüren bizlerin ne yapacağımızı konuşmamız lazım. İhtiyacı var. Üyenin ihtiyacı var. Meslek nereye gidecek? Onu evet, konuşmamız lazım. Onu konuşmamız gerekiyor. Anladım. Ama burada marka biziz. Kusura bakmasınlar. Yani 23 yıldır bir anlayış var İstanbul Semim Odası yönetiminde. Vizyoner, herkesi kucaklayan. Biraz önce çok küçük bir rakam örneği verdi. Evet. Onlarca iş yaptı biz aslında. Şimdi bu süreci üye görüyor. Aydın bir üye olduğu için gerekli cevabını orada bir sıkıntımız yok. Ama tek üzüntü duyduğum nokta iki şey var. Bir, herkes yüzüne bakacak şekilde siyaset yapsın. İki, siyasetçileri
Hiçbir siyasi parti arka bahçemiz olamaz diyorsunuz. Şeye yani, bakın mesela bir grubun önemli bir mesaj, bir grubun bu çok enteresandır. Bir başlık büyük bir tepki aldılar. İSMO'ya bakanlarla yürüyoruz. Ya o bakanların işi gücü yok mu ya? Ve tabii büyük bir demonizasyon olurdu arkadaşlar. Hiçbir bakanla gitmemiş, ayrı mesele. Ya buna gerek yok. O siyasetçiler bizim siyasetçilerimiz. Onlar bizim bakanlarımız. Hükümet bizim hükümetimiz. Hükümetler gelir geçer olaydı. Onları bulaştırmayınız bu işe diyorum. Benim söylediğim nokta bu. Evet. Biz 23 yıldır bunu yaptık. Gururla bunu ifade ediyoruz. Şey yapıyor musunuz yine her sene, ben çok ilginç geliyor mesela ilçe ilçe böyle her ilçenin standları oluyor sizin seçimlerde. Çok hoş bir görüntü oluyor. Her ilçe kendi standında insanları topluyor falan, böyle hiç bir sivil toplum örgütünde olmayan bir yapı ortaya çıkıyor. Öyle şey bahçesi gibi standlar oluşuyor. Bahçeli evler bilmem, Bakırköy falan. Yine olacak mı öyle? Daha da güzel olacak. 101 tane kadın arkadaşım, onları buradan yürekten teşekkür ediyorum. 1500 tane mutfakta çalışan yol arkadaşlarımı yürekten teşekkür ediyorum. Yıllardır çalışıyorlar, aylardır çalışıyorlar. Biz kimseden en ufak bir maddi destek almadan kendi olanaklarımızla bu seçimi sürdürüyoruz. Örneğin grup gecesinden elde ettiğimiz gelirle seçim harcamalarımızı sağlıyoruz. Birileri gibi değirmenin suyu nereden döndüğünü bilemiyorum ama bizde yürekten ortaya koyan insan oluşturduğu bir yapı var. Çağdaş Demokrat Muhasibeler Birliği'nin. Büyük bir heyecanla çalışıyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Yine bu seçim pazar günü. 26 Mayıs pazar günü sabah 9-17 arasında Lütfü Kırdar herhalde büyük bir demokrasi şölene dönüşecek. İnşallah. Şimdi size bir mesaj var. Süremiz de bittiği için hızlı cevap rica edeceğim. Serbest muhasebeci unvanının kaldırılmasında, serbest muhasebeci unvanını kaldırırken 7 yıl stajını tamamlayan ve stajı B grubunda kalmasıyla yanan stajyerler için yasa değişirken bir sınav hakkı vermek için çaba neden göstermedi diye Dursun Ali Yılmaz göndermiş. Şimdi çok az sayıda insanı ilgilendiren bir olgu bu, o sorulan soru. O serbest muhasebecinin kalkmasında yıllardır dile getiren kişi biziz. Aslında yasa çıkarken bu unvan olmaması gerekiyordu. Ama bahsetti arkadaşımız sıkıntısı 50-100 kişi geçen bir sayı değildir. Büyük bir sıkıntı olmadığı için bir yasa değişikliği gerek duymamıştır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Yahya Arıkan. Bol şans. Ben teşekkür ediyorum. Biz de takip edeceğiz. Gerçekten demokrasi şöleni olsun. Gruplara başarılar diliyorum. Tabii. Tam Celal Bey'in söylediği gibi demokrasi şöleni olsun. Biz seçimleri demokratik olduğumuz için seviyoruz. Bu arada şeyi hatırlatalım. Yani cumartesi gün genel kurul başlıyor. Birinci gün konuşmalar var, değerlendirmeler var. İkinci günde seçim var, değil mi? Evet. Cumartesi günü görüşmeler, pazar günü seçimler. Ben inanıyorum ki Lütfü Kırdar'da mı yine? Lütfü Kırdar'da yine. Büyük bir coşkuyla oraya katılacaklar. İsmail'in seçimini tüm Türkiye yakından izleyecekler. En yüksek katılımlı seçimlerden biri. Sizi tebrik ediyoruz bu anlamda da. Çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Efendim yarın saat aynı saatte, yani 7.30'da yine birlikte olacağız. Güzel bir çarşamba olsun diyelim. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler başkanım.